Tarif Sokağı'ndan hepinize merhabalar. Bizzat ustasından almış olduğum ve çok beğendiğim baklava tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce hiç baklava yapmadım diyenler varsa videom oldukça yardımcı olacaktır. Yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için belirtip en güzel baklava tarifini hazırladım. Tüm püf noktalar ve baklava yapılışı için tarifimi ilerletmeden izleyin. 4,5 su bardağı una, 1 çimdik tuz atıp unun ortasını açıyoruz. Ardından 2 yumurtayı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurtu ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozunu da ekliyoruz. Yumurtayı ve yoğurtu una yedirene kadar karıştırıp hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Hamur toparlanana kadar yoğrulmalı. Yoğurma işlemi yaklaşık 10 dakika kadar sürmeli. Ne daha az ne de daha fazla hamuru yoğurmayın. Fazla yoğurursanız un kendini bırakacaktır. Baklava için kaliteli bir baklavalık un kullanmalısınız. Kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olduğuna dikkat edin. İsterseniz yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Ama ben yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Yoğurt baklavanızın daha gevrek, çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Toparlanan hamuru 30-40 dakika kadar üzerine nemli bir bezle kapatıp oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Bu sırada baklavamızın şerbetini kaynatalım. Şerbetimiz için 4,5 su bardağı toz şekeri ve 5 su bardağı suyu tencereye alıyoruz. Şeker dağılana kadar çırpıp ardından da tencereyi ocağa alıyoruz. Şeker suyun içerisinde eriyene kadar çırpmalısınız. Şerbet ısınıp kaynamaya yakınken 7-8 damla limon suyunu da ekliyoruz. Limon suyunu kesinlikle ekleyin. İyi bir baklava için iyi bir şerbet gerekli. Limon suyu şekerin kristalize olmasını engelleyecektir ve şerbetiniz şekerlenmeyecek, baklavayı da hamur yapmayacaktır. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10 dakika kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Mutlaka şerbeti belirttiğim gibi kaynatın, yoksa şerbetiniz istediğimiz şurup kıvamına gelmez. Baklavanın hamurunu açmak için tezgahımızı unluyoruz. Unladığımız tezgaha baklava hamurunun yarısını alıp elimizle yuvarlayarak uzatıyoruz. Uzattığımız hamuru hamur keseceği ile bezelere ayırıyoruz. Toplamda 30 beze çıkaracağız. Sayıyı göz önünde bulundurarak bezeleri kesin. Bezelerin boyutu cevizden biraz büyük olmalı. Ardından kestiğimiz bezeleri avucumuzun içinde yuvarlıyoruz. Boyutlarını daha iyi anlamak için yaptığım bezelere dikkat edin. Daha sonra aynı işlemi kalan hamur için uyguluyoruz. Yuvarladığımız bezeleri hafif unladığımız bir kaba alıp kapağını kapatıyoruz. Hamurların kurumaması ve sertleşmemesi için bu adımı uygulayın. Tezgahtaki kalan unu temizleyip tekrardan unu tozutarak tezgaha serpiyoruz. Ve bir bezeyi alıp üzerini biraz düzleştiriyoruz. Ardından bezeyi merdane ile 6-7 cm çapında açıyoruz. Bu adımda bezeleri fazla açmanıza gerek yok. Daha sonra üst üste dizip açacağız. 6-7 cm çapında ilk başta 5 beze açın. Diğerlerini açıp tezgahta bekletmeyin. Bezeleri açtıktan sonra hafif vurarak üzerindeki fazla unu alın. Daha sonra 5 bezeyi aralarına bolca buğday nişastasını ekleyerek üst üste koyun. İsterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Önemli olan nişastanın kaliteli ve iyi tozması. Bu adımı uygularken az nişasta eklerseniz bezeleriniz açarken birbirine yapıştırırsınız. Mümkün olduğunca bol nişasta serpin. Daha sonra merdane ile bezeleri oklavayla açılacak kalınlığa gelene kadar bastırarak açın. Önemli olan olabildiğince ince açmanız. Hamurunuz ne kadar ince olursa baklavanız o kadar çıtır ve hamurlanma olasılığı o kadar düşük olur. Oklavayla açılacak kalınlığa gelince bezeleri bastırarak açın. Bezeleri ters çevirin. Altta kalan beze diğerlerine kıyasla daha küçük olacaktır. Baklavanızı yapacağınız tepsi yuvarlaksa tam yuvarlayarak, dikdörtgen veya kare ise fazla yuvarlak olmayacak şekilde bezeleri açın.
Bezeleri açarken elinizi hamura fazla değdirmeyin. Hamurun ısısını artırıp nişastaya yapıştırırsınız. Bir diğer dikkat etmeniz gereken noktaysa baklavayı oda sıcaklığında ve kapalı bir ortamda yapmanız. Hamuru açarken arada nişastayı tozutarak hamura serpin. En altta kalan bezeyi diğerleriyle aynı boyuta gelene kadar açıyoruz. Baklavanızı yapacağınız tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayın. Ve üzerine ilk açtığınız baklava yufkasını ekleyin. Her baklava yufkasını ekledikten sonra aralarına erittiğiniz ve ilk sıcağı çıkan tereyağını sürün. Üst üste açtığımız yufkaları eklerken birbirinden ayırıp ekleyin. Ve yufkanın yanlarındaki fazlalıkları bıçakla kesin. Kalan parçaları baklavanın kenarlarındaki boşlukları kapatmakta kullanın. Ya da baklavaya kat olarak ekleyebilirsiniz. Üst üste 5 bez açmanızı tavsiye ederim. Eğer ben 10 tanesini de açarım derseniz seçim sizin. Fakat hamurları açarken fazla nişastalayacağınızdan hamur nişastayı yiyecek ve sertleşecektir. Eğer birbirine yapıştırır ve ayıramazsanız hamurunuzu tekrar beze haline getirmeniz, getirseniz bile tekrar açmanız oldukça zorlaşacaktır. Açarken yırtabilirsiniz. Tek tek açmak isteyenler için baklava hamurunun açılışını göstermek istedim. Bezenizi bolca nişastalayarak oklavayla incelene kadar açın. Tek tek açmak daha kolay ve ince açabilmenizi sağlar. Yufkaların yırtılma olasılığı da oldukça düşüktür. Baklava yufkamızı tezgahımız görünüp incecik olana kadar açıyoruz. Tek olarak açtığım bir baklava yufkasını sizlere göstermek istiyorum. İnceliği arkasının gözükeceği kadar olmalı. Bu sırada şu önemli noktayı da belirtmek istiyorum. Bezelerinizi koyduğunuz kabın kapağını kapalı tutun. Bezeleriniz açıkta kalırsa sertleşir ve açarken de yırtılır. 15 adet açıp tepsiye dizdiğimiz baklava yufkasını hafifçe bastırarak düzeltiyoruz. Yanlarındaki boşlukları kalan hamurlarla doldurmayı unutmayın. Daha sonra bolca ceviz içini baklavamıza eşit olacak şekilde serpiyoruz. 300 gram ceviz içi bir tepsi baklava için yeterli olacaktır. Ceviz yerine Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Cevizi ekledikten sonra 2 yufka daha ekliyoruz. Ve tekrar ceviz içi ekliyoruz. Ben bu adımda daha ince çektiğim ceviz içini kullandım. İsterseniz tüm cevizi tek seferde kullanabilirsiniz. Daha sonra kalan 13 bezeyi de ince ince açıp baklavamıza ekliyoruz. Tek tek açmak oldukça uğraştırır derseniz ikili ikili de açabilirsiniz. İkili açmak beşli veya onlu açmanıza kıyasla daha pratik olacaktır. Zamandan kazanmak için yufkaları yapıştırmayı göze almak sizin isteğinize bağlı. Son olarak baklavamızı dilimliyoruz. Ben dikdörtgen tepside yaptığımdan uzun uzun dilimleyeceğim. Yuvarlak tepside yapanlar dörtgen dörtgen dilimleyebilir. Baklavanın aralarına 50 gram erittiğim ve ilk sıcağı çıkan tereyağını sürmüştüm. Kalan 200 gram tereyağını da eritip ilk sıcağına çıkması için 1-2 dakika beklettikten sonra tepsiyi eğerek baklavanın üzerine döküyoruz. Tereyağını dökerken dilimlerin arasına girmesi için kepçe kullanın. Önemli olan dilimlerin arasına girmesi. Tereyağının tümünü bu adımda dökmeyin. Yarısını dökün. Daha sonra tereyağının hafif soğuması için biraz bekletin. Ardından diğer dilimleri kesin. Tereyağını 2 adımda eklemeniz baklavanızı dilimlerken dilimlerin kaymasını engelleyecektir. Baklavaya yapacağınız tepsi demir olursa tatlınız daha güzel pişer. Daha sonra kalan tereyağını da gezdirerek dilimlerin arasına döküyoruz. Baklavamızı önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. Baklavayı fırının orta gözüne koyup her 15 dakikada bir fırının kapağını açıp içini 1 dakika kadar soğutuyoruz. Bu adım çok önemli. Kesinlikle uygulayın. Fırınınızın altı veya üstü daha çabuk pişiriyorsa ayarlamasını mutlaka yapın. Gerekirse alt veya üst ayarı kapatıp pişirin. 180 derecenin üzerinde baklavanızı pişirmeyin. Fırın taşı kullanacaksanız 30 dakikada 200 derecede pişirin. Mümkünse baklavanızı pişirirken sık sık kontrol edin. Baklavamızın şerbeti soğumuş olmalı ve kıvamı videoda gözüktüğü gibi yoğun olmalı.
Baklava piştikten sonra fırının kapağını açıp 5 dakika bekletiyoruz. Ardından tezgaha alıp 5 dakika daha bekletiyoruz. Şerbeti baklavaya yavaş yavaş, azar azar ekliyoruz. Baklavanın hamurlanmaması için şerbetinizin soğuk, baklavanın da belirttiğim sürede dinlendirilmiş olması önemli. Tüm püf noktalarıyla sizler için anlattığım ve hazırladığım baklava tarifim ve baklavam hazır. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Umarım videodaki belirttiğim noktalar yardımcı olur. Yorumlarınızı paylaşmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.